O zaman şuradan hemen kitabımıza yazan bilgileri özetleyecek olursak, elektrokimyasal basınç farkının fazla olması, yüzey alanının geniş olması, çözünebilme yeteneğinin fazla olması, ortam sıcaklığının yüksek olması, bunların hepsi ne yapıyor? Difüzyonu hızlandırıyor. Membranınız ince ise ve yüzey alanı artmış ise ince membranda difüzyon daha hızlı gerçekleşir. Yüzey artmış membranda difüzyon daha hızlı gerçekleşir ve molekülünüzün ağırlığı da küçük ise burada difüzyon daha hızlı gerçekleşir. Bunu ne yapmış? Eskiden Fick diye bir bilim adamı oturmuş demiş ki Fick difüzyon yasasına göre difüzyon hızını hesapladığımız zaman şu şekilde bir formül elde ederiz demiş. J demiş difüzyon hızı. D ile doğru orantılı, difüzyon katsayısı ile doğru orantılı. Difüzyon katsayısı dediği yağda çözünebilme özelliği bölü molekül ağırlığının karekökü. Molekül ağırlığının karekökü. Difüzyon katsayısı ile doğru orantılı, alanla doğru orantılı. Elektrik alanla doğru orantılı, elektrokimyasal basınç ve sıcaklık farkıyla doğru orantılı, difüzyon mesafesi ile ters orantılı. Difüzyon mesafesi dediği şey arkadaşlar nedir? Membranın kalınlığıdır. Alveollerde kalınlaşma olursa, interstisyel akciğer hastalığı olursa ne olur? Hastamız hipoksi yaşar. Niye? Çünkü oksijenin geçişi bozulur da ondan dolayı. Amfizemde olduğu gibi alveollerde hasar olursa, amfizemde hasar oluyor biliyorsunuz, alveollerde hasar olursa total yüzey alanımız azalır. Yüzey alanımız azaldığı için oksijenin geçişi bozulur. KUAH da yine aynı şekilde. Astım da yine aynı şekilde. Bunlarda ne oluyor? Yüzey alanlarının kaybına bağlı olarak amfizemden dolayı ne yapıyor? Karbondioksit geçişi normal kalıyor ama oksijen geçişi yetersiz kalıyor ve bunun sonucunda da hastamızda hipoksi tablosu görülebilmektedir diyoruz. Evet, Fick difüzyon yasasında bu şekilde özetlemiş olalım.